Edirne'den Kars'a, Jüpiter'den Mars'a, eğer adalet varsa çıksın artık bu yasa. Efendim, yıllardır Türkiye'de bitmeyen problem emeklilikte yaşa takılanlar. Bugün röportaj için çıktık, sizlerle de karşılaştık. Çıkıyor, çıkacak, çıkmayacak, eli kulağında, ha geldi ha gidiyor derken emeklilikte yaşa takılanlar yasası çıkacak mı efendim? İlk önce bunu milyonlarca kişi merak ediyor, size soralım. Valla emeklilikte yaşa takılanlar yasası çıkacak diye umut ediyoruz. Aralık ayında bize verilen bir vaat var. Aralık ayında bunu açıklayacağız diyor Cumhurbaşkanımız. Vedat Bilgin bununla ilgili çalışıyor diyor, Çalışma Bakanımızla ilgili. Bizim talebimiz her zamanki gibi 8 Eylül 1999 öncesi haklarımızı tas tamam almak. Ve bu hakların formülsüz olarak bize verilmesi yolunda EYT Federasyon Başkanımız ve diğer dernek başkanlarımız olarak tek kelimeyle biz hakkımız olanı istiyoruz. Hakkımız dışında herhangi bir talebimiz yok zaten. Bunu her zaman dile getirdik ve dile getirmeye de devam edeceğiz. Ama eğer 8 Eylül 99 öncesi haklarımız dışında herhangi bir formül veya model veya X gerekçeyle farklı bir şey yapılmaya kalkılırsa biz mücadelemize devam edeceğiz. Sadece yaşla bitmiyor bizim sorunumuz. Maalesef aylık bağlanma oranı denilen mevcut hükümetimizin çıkarmış olduğu 2008 yılında çıkan 5510 sayılı bir yasa var. Bu da aylık bağlanma oranı. ABO diyoruz kısaca. Ne diyor? Aylık bağlanma oranları 2008'de çıkan bu yasayla %28'lere kadar düşmüş durumda. Şu anda çalışan arkadaşlarım %28 üzerinden emekli maaşı almaya başlayacaklar. Ben hem EYT mağduruyum, şahsımla ilgilisini anlatayım, hem de ABO mağduruyum. Geçen sene emekli oldum ben. Maalesef çift dikiş yapıyorum. Cumhurbaşkanımızın tabiriyle ben çift dikişçiyim. 3500 lira maaş alıyorum ben, emekli maaşı, ve geçinemiyorum. Şu anda Antalya'daki ev kiralarını hepiniz çok iyi biliyorsunuz ki sığınmacılarımız nedeniyle kiralar tavan yaptı. 4000 liradan aşağıya ev yok normal semtlerde. Tabii lüks semtlere gidersek rakam çok daha yükseliyor. Siz de çok iyi biliyorsunuz. 3500 lira maaşla ben geçineyim mi, elektrik suyumu mu ödeyeyim, giyineyim mi, besleneyim mi, ben ne yapayım? Çocukların masrafı mı? Tabii ki. Ha, Allah'tan oğlum üniversite mezunu ama o da işsiz. Yani. Bir de çocuğunu okutanlar. Tabii ki. Birkaç tane çocuğu olup da okutanlar, evi kira olanlar, ki ben kiracıyım. Çocuğunu evlendirecek olanlar. Evlendireceğim. Onlardan biriyim aynı zamanda. Yani bize hak görülen, gerçekten yaşama öl denilen, sosyal yardım niteliğinde maaşlarla emekliler şu anda emeklilik hayatını yaşıyor. 51 yaşındayım ve mecburen çalışıyorum. Ben çalışmak zorundayım. Çünkü evim kira. Benim gibi birçok arkadaşım var. Emeklilikte yaşa takılmış arkadaşlarımın bazıları işsizler. Yaştan dolayı iş bulamıyorlar. Bazıları GSS primini bile ödeyebilecek durumda değiller. Düşünün, siz 30 yıla yakın priminizi ödemişsiniz ama GSS primi diye bir şey çıkıyor karşınıza. Sağlıktan faydalanamıyorsunuz. Birçok konumuz var. Bunların içinde staj da var. Staj mağdurumuz var. Aylık bağlanma oranı mağdurumuz zaten elde bir destegül. Hepiniz birer aylık bağlanma oranı mağdurusunuz şu anda. Yaş mağdurlarımız had safhada. Dediğim gibi işsizlerimiz çok sayıda. Aralık'ta açıklanacak olan inşallah bizim istediğimiz şekilde olması. Bizim istediğimiz derken ilk günkü şartlar neyse o şekilde olması şeklinde. Haklarınızı istiyorsunuz. Sadaka istemiyoruz. Hakkımız olanı istiyoruz ve bu hak mücadelesinin içinde Sayın Genel Başkanım Gönül Boran Özupak'ın da dediği gibi biz sonuna, sonuç alana kadar mücadeleye devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederiz. Bir soru sormak istiyoruz. Şimdi yeni çıkacak yasada ilk 700 bin, ilk 1 milyon gibi rakamlar konuşuluyor. Yani ondan sonrası ne olacak? Ondan öncesi ne olacak? Evet, bizim amacımız 4 milyon 500 bin mi EYT'li var? Bu 4 milyon 500 binin de hepsinin aynı anda faydalanması şeklinde. O zaman yine bir şekilde bir şeylere takılanlar olacak. Lütfen emeklilikte iktidara takılanlar olmasın. İktidar lütfen gereğini yapsın diyoruz. Herkes eşit bir şekilde 20 yıl kadınlarda, 25 yıl erkeklerde, evet. 5000 prim iş günüyle herkesin emekli olmasını istiyoruz biz. Eskizce. Başka bir şartımız yok. Kesinlikle budur. Evet. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Efendim?
Kaybolan 8 yılım var. 8 yıllık maaşımı iç ediyor şu anda devlet. Vermiyor yani ben. 8 yıl önce emekli olmam gerekiyordu. Evet. 8 senemi çaldı yani. Kendi yedi. Yani. Geriye dönük haklarınızı da istiyoruz. Haklarımızı da istiyoruz EYT'li olarak da. Çünkü 8 yıl az para değil. Eskiden evet. Çalışıp ev alıyorduk. Artık onu da alamıyoruz. Hayal oldu. Yani o şekilde. Çok zor durumdayız. Çalışmak zorundayız. 51-53 yaşlarındayız. Gidiyoruz. İşe almıyorlar. Yaşlısınız diyorlar. Geliyoruz bu kez evimizde çocuklarımız okuyor. Geçinemiyoruz. Çocuk yani işsiz çocuklarımız üniversite mezunu oldular. Bazıları okuyorlar. Neyle okutacağız? Ev kiralar olmuş 6-7 lira. Yani çıkar mı bu yasa? Çıkmaz. Umudunuz sadece mı? Seçim zamanı böyle laf olsun diye gündeme getirip her taraf yayın yapan taraftarları öyle gündeme getiriyorlar. Bir hareket bereket gibi bir şey. Sonra yine seçim bittiği zaman unutulan bir EYT'liyiz biz. Yani. Ben abi sana da sorayım. Sen ne düşünüyorsun? Vallahi bu konunun bu konuyu yakinen takip ediyoruz. Başkanımız da Yeşim Hanım da takip ediyor. Bizler de destek veriyoruz. Her arkada bu yasanın bir an önce artık çok gecikilmiş bir yasa olduğunu söylüyoruz. Başkanımız Gönül Boran Özüpak'ın da her zaman arkasındayız. Antalya Federasyonu olarak da Yeşim Başkanım da federasyonun adı altında. İnşallah bu yasa çıkacak. Bizler de mutlu olacağız. Çok teşekkür ederim. Abi saçların ağarmış, sakalların ağarmış, emekli olamamışsın da. Dede olduk ama emekli olamadık. Holtaya takılanlar değil, emekliye yaşa takılanları bekliyoruz. Edirne'den Kars'a, Jüpiter'den Mars'a, eğer adalet varsa çıksın artık bu yasa. Çıksın artık bu yasa. Çıkar mı? Umudunuz var mı? Vallahi bekleyeceğiz. Çıktı çıkıyor, Seyit'in vadide çıkacak ama. İnşallah hayırlısı olsun. Abi sen ne diyorsun? Ben... Ama hakkımızı helal etmeyeceğiz yani. Sonuç olarak sonunda eninde sonunda emekli olacağız ama onlara hakkımızı helal etmiyoruz. Ben de bu staj konusunu dile getireyim. Bu stajın da EYT'ye içinde konunun hallolmasını istiyoruz. Kapsamasını istiyoruz. Evet bu konuda çok mağdur arkadaşlarımız var yani. Ben de dahil olmak istiyorum. Ben de mağdur oldum bu konuda. Evet ben de 1987'de staj başladı. Ama sigortam 1990'da başladığı için beni de 3 yıl etkiledi. Bu konunun da çözülmesini istiyoruz hükümetten talebimiz. Teşekkürler. Abi Türkiye'de biliyorsunuz yıllardır dile getirilen bir emeklilikte yaşa takılanlar sorunu var. Evet. Ne diyorsun abi bu konu hakkında? Valla hükümet çıkarması lazım. Biz de aynı takılanlardandık emeklilikte yaşa ama çıkarması lazım yani. Verilen hak geri alınmaz. İlk başta bunu yapması lazım yani. Kaç yıl çalıştın abi? 10 yıl fazladan çalıştık. 10 yıl bir de fazladan çalıştın. Evet. Peki bu geri kalan haklarınızı alabilir misiniz? Alamayız canım. O verdin, o gitti artık onlar yani. O yalan oldu yani. Yalan oldu. Yani şu anda en azından emeklilikte bu yaşa takılanların hepsini emekletmesi lazım. Belli kademesi de olsa emekletmesi lazım. Çünkü zamanda bu 2000 yılında çıkan yasa, 2002'de mi, 2001'de mi çıkan yasa, daha önce senin verilmiş hakkını nasıl gasp eder? Bu Türkiye Cumhuriyeti'nde olmamış bir şey yani. Ondan dolayı vermesi lazım. Muhalefet yükleniyor oldukça fazla emeklilikte yaşa takılanlar çıksın diye. Valla çıkması lazım bence de yani. Şimdi 700 bin, ilk 1 milyon kapsamı var. Peki geri kalanlar ne olacak? Böyle bir konuşma var çünkü. Valla 700 bini kapsayacak dediler, sonra ilk 1 milyona çıktı bu. Sonuçta 99 veya 2000'den önce olanlara bunu kapsaması lazım. Çünkü sana verilmiş bir hak var. Sana Türkiye Cumhuriyeti nasıl bir kimlik veriyorsa. Evet, sana diyor ki ilk giriyor kana, sana diyor ki bu senede emekli olacaksın. 5550 günde emekli olacaksın. Evet. Ondan sonra seni tutuyor. O olmuş yasayı değiştiriyor. Ondan sonra tekrar sil baştan. Yeniden diyor ki olmadı bu diyor. Kanun değişti, çerçeve değişti. Ama ilk sana veriyor kana, işi alıyor kana seni. 5550 günden aldı. Ondan sonra o hakkını resmen gasp etmiş oldu. Yandı diyorsun. Yandı, aynen öyle. Eyvallah abi, çok teşekkür ederim, sağ olun. Sigorta battı. Sen milletin hakkını vermezsen sigorta şaha kalkması gerekiyor. Yine de borçlu bir sigorta. Belini doğrultamadı hiç yıllardan beri. Evet, mesela Akker benim 8 yıl... dediler, kara delik dediler, bize muhalifsiniz dediler, çift dikiş dediler, türemiş dediler. Konuşma, hangi birini sayalım? Bile elimizden yani aldılar. Biz hakkımızı ararken bize terörist yaftası vurmaya kalktılar. Yani gerçekten hakkın olan şeyi aramak suç mu? Değil.
Biz terörist değiliz ki. Biz bu ülkeye vergi veren, prim ödeyen vatandaşlarız. Ben dünya kadar prim ödemişim, 28 yıl prim ödemişim ama aldığım maaş 3500. Ya bizim sıkıntımız yaş bir yanda, abo bir yanda, işsizlik bir yanda. Dokunup bir daha işitirsiniz EYT'lilerden. Evet. EYT'liler üvey evlat değil. EYT'liler bu vatandaşın öz ve öz vatandaşı. Suriyelilere, Afganlara, mültecilere dünyanın hakkı tanınırken EYT'lilerin hakkı verilmiyor bu ülkede. Allah yanlarına bırakmasın hakkımızı yiyen. Allah'a sevk ediyor diyor. Kesinlikle. Hakkım da haram olsun bin kere. Eyvallah. Çok sağ olun efendim. Sağ olun. Görüşmek üzere.